الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين، كائناتın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, her kim ilim öğrenmek için bir yola girerse cennet yollarından birine girmiş olur. Melekler ilim öğrencisine hoşnutluklarından dolayı kol kanat gererler. İlim öğrenmek isteyenin günahının affı hususunda göktekiler, yerdekiler ve sudaki balıklar bile Allah Celle Celaluhu'ya dua ederler. Alimin çok ibadet edene üstünlüğü, dolunay halindeki ayın diğer yıldızlara üstünlüğü gibidir. İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız. Birbirinizi sevmek için de yapacağınız şeyi söyleyeyim mi? Aranızda selamı yayınız. Sizden biriniz kendisi için istediği şeyi din kardeşi için de istemedikçe gerçek mümin olamaz. Bir kimse bir müminden dünya sıkıntılarından birini giderirse Allah Celle Celaluhu da kıyamet gününde o müminin sıkıntılarından birini giderir. Bir kimse darda kalana kolaylık gösterirse Allah Celle Celaluhu da ona dünya ve ahirette kolaylık gösterir. Bir kimse bir Müslümanın ayıbını örterse Allah Celle Celaluhu da onun dünya ve ahirette ayıplarını örter. Mümin kul din kardeşine yardım ettiği sürece Allah Celle Celaluhu da o kula yardım eder. Birbirinize haset etmeyin. Almayacağınız bir malın fiyatını müşteri kızıştırmak için arttırmayın. Birbirinize kin ve nefret beslemeyin. Darılıp yüz çevirmeyin. Birinizin satışı üzerine başka biriniz satış yapmasın. Ey Allah'ın kulları, kardeş olunuz. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulüm ve haksızlık yapmaz. Yardımını ondan esirgemez ve onu hakir görmez. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, 3 defa göğsüne işaret ederek buyurdular ki, işte takva buradadır. Müslümanın din kardeşini hor ve hakir görmesi kendisine kötülük olarak yeter. Bir Müslümanın kanı, malı ve ırzı diğer Müslümanlara haramdır. Kim yalanı terk ederse Allah Celle Celaluhu ona cennetin kenarında, kim haklı olduğu halde münakaşayı terk ederse cennetin ortasında, kim de ahlakını güzelleştirirse cennetin en yüce yerinde bir köşk bina eder. Allah Celle Celaluhu'ya yemin ederim, ya iyiliği emredip kötülükten alıkoyacaksınız ya da Allah Celle Celaluhu katında size mutlaka bir azap gönderecektir. Sonra ona dua edeceksiniz. Ama o dualarınızı kabul etmeyecektir. Nerede olursan ol, Allah'tan kork. Kötülük işlersen hemen arkasından iyilik yap ki o kötülüğü silip süpürsün. İnsanlarla güzel geçin. Allah Celle Celaluhu korkusundan ağlayan göz ile Allah rızası için nöbet bekleyen gözü cehennem ateşi yakmaz. Güzel söz sadakadır.
hiçbir iyiliği küçük görme. Kardeşinle konuşurken güler yüzlü ol. Çünkü bu da bir iyiliktir. Müminlerin iman bakımından en mükemmeli, ahlakı en iyi olanıdır. Sizin en hayırlınız, hanımlarına karşı hayırlı olanınızdır. Sadaka vermekle mal azalmaz. Kul başkalarının hatalarını bağışladıkça Allah Celle Celaluhu da onun şerefini arttırır. Kim Allah için alçak gönüllü olursa Allah Celle Celaluhu da onu yükseltir. Akıllı kişi nefretine hakim olan ve ölümden sonrası için çalışandır. İki nimet vardır ki insanların çoğu onların kıymetini bilmez. O vakitte sağlık ve boş vakittir. Mal ve makama düşkün bir adamın dinine verdiği zarar, bir koyun sürüsünün içine salıverilmiş iki aç kurdun o sürüye verdiği zarardan daha büyüktür. İnsan Allah yolunda uzun seferlere çıkar. Saçı başı dağınık, yüzü gözü toz içinde. Ya Rab, Ya Rab diyerek ellerini gökyüzüne açar. Halbuki yediği haram, içtiği haram, giydiği haram, haram ile beslenmiş. Böyle birinin duası kabul olur mu? Allah rüşvet alana da verene de lanet etsin. Esselatu ve selamu aleyke ya Resulallah. Esselatu ve selamu aleyke ya Habiballah. Esselatu ve selamu aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin. Ben ümmetimi almadan cennete girmem. Ben ümmetimi almadan cennete girmem diyen bir peygamberin ümmetiyiz. Evet, bir gün Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, ben kardeşlerimi çok özlüyorum dediğinde sahabeler tabii nazlanıyorlar. Ya Resulallah, bizler senin kardeşlerin değil miyiz? Bizi özlemiyor musun dediğinde Resul-i Kibriya, sizler beni görerek iman ettiniz. Sizler benim arkadaşlarımsınız. Ama onlar beni görmedikleri halde bana iman ettiler. Onlar benim kardeşlerimdir diyor. Evet. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaatine nail olabilmek için ona mutabaat etmek lazım. Değil mi? Onun sünnet-i seniyyesine sarılmak lazım. Her şeyimiz ile ona benzemeye çalışmamız lazım. Hazreti Peygamber Sallallahu Aleyhi Vesselam'ı sevmek herkese farzdır. Farz farz. Zaten Cenab-ı Hakk'ı sevmek de buna bağlı. Allah-u Teala'nın sevgili peygamberini sevmedikçe, ona uymadıkça Allah-u Teala'yı sevmek saadeti ele geçmez. Ki Ali İmran suresinde Yüce Mevlamız Estağuzubillah de ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olunuz ki Allah da sizi sevsin. Sadakallahu lazim. Evet, Yüce Mevlamız Habibine böyle demesini emir buyurmakta. Saadete kavuşmak isteyen kimse, bütün adetlerini, ibadetlerini ve alışverişlerini, kısaca tüm yaşamını onun gibi yapmaya çalışmalı. Bu dünya hayatında görüyoruz ki, bir kimsenin sevdiğine benzemeye çalışanlar, benzemeye çalıştığı kimseyi sevene
sevimli ve güzel görünürler. Bunun gibi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi sevenleri de Allah Celle Celaluhu sever. Bundan dolayı görünen ve görünmeyen bütün iyilikler, bütün üstünlükler ancak Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi sevmekle ele geçer. Allah-u Teala sevgili peygamberini insanların en güzeli, en iyisi, en sevimlisi olarak yarattı. Her iyiliği, her güzelliği, her üstünlüğü onda topladı. Ashab-ı kiramın hepsi ona aşık idiler, aşık. Hepsinin kalbi onun sevgisiyle yanıyordu. Onun ay yüzünü, nur saçan cemalini görmeleri lezzetlerin en tatlısıydı. Onun sevgisi uğruna canlarını, mallarını feda ettiler. Allah'ı seviyorum diyenlerin ashab-ı kiram gibi olmaları lazım. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme tam ve kusursuz tabi olabilmek için onu tam ve kusursuz sevmek lazım. Tam ve olgun sevginin alameti de ona tam olarak mutabaat etmeye, yani uymaya bağlı. İşte bu sebeple bütün gücümüzle, aklımızla ve kalbimizle Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin sünnet-i seniyyesine uymak için bütün azalarımızı seferber edelim. Zira kurtuluş ancak Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme uymaktadır. Esselatu ve selamu aleyke ya Resulallah. Esselatu ve selamu aleyke ya Habiballah. Esselatu ve selamu aleyke ya Seyyidel evvelin vel ahirin. Allah Celle Celaluhu cümlemize onun sünnet-i seniyyesine uyabilmeyi nasip eylesin. Allah'a emanet olun.